Sen bende eksiksin ya, alışamam kendime, barışamam. Hatalar yaptım evet, aslında ağlarken diye düşen. Kimse görmeden sen bende eksiksin ya, utanırım harbiden. Bakışamam aynalarla. Hatalar yaptım evet, aslında ağlar kendi düşen. Yavaş yavaş yükselir, birden düşer. Görmeden seni bir gün daha duramam. Diken yolları aşıyorum yaya, tutamam içimde seni. Gözyaşlarım kadar bildiğim tek şey yeter, dertlenemem daha. Hatalar yaptım evet, aslında ağlar kendi düşen. Yavaş yavaş yükselir, birden düşer. Görmeden seni bir gün daha duramam. Diken yolları aşıyorum yaya, tutamam içimde seni. Gözyaşlarım kadar bildiğim tek şey yeter, dertlenemem daha. Görmeden seni bir gün daha duramam. Diken yolları aşıyorum yaya, tutamam içimde seni. Gözyaşlarım kadar bildiğim tek şey yeter, dertlenemem daha. Uyuyamadığın için kıyamazdım sana, bilemedim aklın başkasında olduğunu. Evet, çok geç anladım bunu, yapamadım, düşünürdüm aklımın başımda olduğunu. Yorgun, biraz üzgün oturdum köşemde, bu hasret İçimi yakıyor. Biraz üzgün, düşe kalka gidilen o yollarda hep düştüm. Düşündüm, düşündüm o geceyi. Duygusuz bakışların yakımı bırakmıyor. Sarıldım, sarıldım kendime, bak yalnızım, hiç kimse yerini dolduramıyor. Biraz üzgün oturdum köşemde, bu hasret içimi yakıyor. Biraz üzgün, düşe kalka gidilen o yollarda düştüm. Yorgun, biraz üzgün oturdum köşemde, bu hasret
içimi yakıyor. Duo'ya hoş geldiniz. Bu hafta konuğumuz Görkem Sağlam. Görkem hoş geldin. Hoş bulduk, merhaba. Seninle olmak çok güzeldi. Şarkılarını dinledik. Davet ettiğiniz için ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Görkem, 13 yaşında müziğe başlamışsın. Hı-hı. Çok erken bir yaş aslında. Lise 1. Evet, bayağı erken bir yaş. Buna karar vermek adına da oldukça erken bir zamanda başlamışsın. Yani karar vermek gibi bir durum değil aslında. Şöyle oldu, tamamen tam olarak liseye başladığım zaman böyle konferans salonlarında özel günlerde olur ya hani müsamereler falan. Bir gün bir hoca içeri daldı, dedi ki bir gitarist var ama vokal yok dedi. Ben de dedim ben olurum diye atladım. Aslında tam olarak ilk şarkı söylemeye lise 1'de başladım yani. Bir karar gibi değil, böyle bir refleks, anlık bir şey oldu yani. Peki 2020 yılına gelelim, o zamandan geçelim. O süreçleri geçtin, müzik senin hayatında hep var oldu. Evet. Ama 2020 yılında kariyerine müzikle devam etmeye karar veriyorsun ve ilk şarkın Hayatımın Nakaratı çıkıyor. Senin için nasıl bir karardı, nasıl tepkiler aldın çevrenden? Ya karar zaten hani ben yurt dışından geldim. İki sene yurt dışı maceram oldu, sonra döndüm. İşte üniversiteye başladım falan, pandemi oldu. Sonra ben dedim ki madem döndüm bir şarkı falan yayınlayayım. Başladım şarkılar yazmaya, Hayatımın Nakaratı çıktı. Ondan sonra dedim tamam yayınlayacağım ben bu şarkıyı. Bir demo kaydettirdim. Sonra şirketlere mail attım aslında. Ama kimse dönmüyor, kimse beğenmiyor. Hiçbir şekilde istemediler şarkıyı. Sonra ben de dedim ki tamam ben kendim yayınlıyorum. İnternet platformundan yayınladım. Sonra yavaş yavaş tıngır mıngır. Şu an işte kaç bilmiyorum. 13 milyon falan herhalde. Çağa ayak uydurmuşsun o zaman. Yani. O dijitale dönmek senin için yararlı olmuş. Tabii ki oldu. Bir tane evde kaldığımız zaman böyle... Daha izole ve yazma ortamı tabii ki kötü bir süreçti pandemi. Ama yazan insanlara bir loşluk sağladı diyeyim. Pandemi sana yaramış o zaman. Evet, yani fiziksel olarak dışarıda olmadığınız zaman evde daha yazdırma durumu oluyor. Kariyer seçimi olarak da zaten üniversitede okuyorum aktif olarak. Şu anda böyle şunu yapacağım bunu yapacağım gibi düşünmüyorum. Yani hayatta çok öyle bakmıyorum. Genel olarak şu an şarkılar yapmaya devam ediyorum. Okulum devam ediyor ama müzik tarafında kalmak isterim. Yani. Müzik senin hayatında hep olacak o zaman anladığım vardı kadarıyla. Vardı ve devam edecek. Çok güzel. Evet. Bize ilk söylediğin şarkı beni böyle çok yere götürdü. Aslında çok şey düşündüm. Hem bir özlem hem bir pişmanlık. Evet. Birçok şey barındırıyor. Sen bu şarkıyı nasıl yazdın? Ben hayatım boyunca en çok aldığım soru bu. Nasıl yazıyorsun? Nasıl yazdın? Nerede yazdın falan. Genel olarak şöyle bir süreç başladı. Zaten sürekli gün içerisinde aklınıza kelimeler geliyor. Eğer bir yazma refleksiniz varsa. Bunları tabii not alıyorum gün içerisinde sürekli. O not aldıklarım yavaş yavaş birleşiyor gibi bir süreci var. Ama pandemiyle beraber hani hepimizin gerçek hayatı çok kötü bir hale aldığı için ben de şey kafasına girdim birazcık hani hayaller kurayım. İşte bakıyorum bir tane kadını beğeniyorum mesela medyada. O kadınla ilgili hayal kuruyorum. Bir ilişki yaşadığımızı, aşk yaşadığımızın hayalini kuruyorum. Sonra ayrılıyorum. Böyle bir derbeder haller falan filan derken o diyaloglardan çıkan kelimelerle beraber şarkılar ortaya çıkmaya başlıyor. İlk çaldığım şarkının ismi de zaten Dertlenemem Daha. O da o diyaloglardan çıkan bir isim aslında. Genelde bu şekilde yazıyorum. Pandemiden sonra böyle şekillendi. Ama hala ikisi de devam ediyor. Hem gün içinden not almak ve hayal devam ediyor. Sen aslında kafanda bir senaryo oluşturuyorsun ve bu senaryonun üstünden ilerliyorsun. Dizi çekiyorum. Hepsi yaşanmış değil. Dizi çekiyorum kafamda. Hepsi yaşanmış değil. Yani olamaz. Öyle farklı bir şey. İnsanların yerine koyuyorsun kendini. Evet. Aslında bu müzik için gerçekten önemli bir şey. Özellikle beste yapan insanlar için önemli bir şey. Çok güzel bir şarkıydı. Bu arada şarkı daha çıkmamış, yayınlanmamış. İlk defa bizim kanalımızda söyledin. Okuluma özel çaldım. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bu hafta Görkem Sağlam'la beraberdik. Onun şarkılarını dinledik. Haftaya görüşmek üzere.